Merhaba sevgili seyircilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için güzel bir tatlı hazırlayacağım. Tatlımız aynı zamanda da bayrama hazırlık olacak bir tatlı olacak. İçi fındıklı, kadayıflı bir tatlı olacak. Kadayıf sarması yapacağım, içi fındıklı. Veya cevizli veya fındık veya fıstıklı olabilir sevgili seyircilerim. Eldeki ve evdeki imkanlar neye müsaitse. 500 gram tel kadayıfımız var. İncesinden tercih ediyoruz. İnce tel kadayıf, 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 mililitre çay bardağı ile. Kıymetli seyircilerim, 2 su bardağı burada fındığımız var. Şerbetine geldiğimizde de 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, 1 dilim limonla birlikte bir şerbet kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 ile 15 dakika arasında kaynatıyor. Biraz kıvamlı bir şerbet yapıyoruz. Son derece kolay. Bayramda da, iftarda da her vakit yanında dondurma ile birlikte servis edebileceğiniz bir tatlı olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyoruz. Önce yağı eritiyorum. Şerbeti ocağa koyuyoruz. Sarmaya başlıyoruz. Sevgili seyircilerim, tereyağı ile sıvı yağı buluşturdum. Bir kap içerisine aldım. Kısık ateşte yavaş yavaş eritiyorum. Şimdi şerbetine geldiğimizde 3 su bardağı 200 mililitre bardak ile toz şeker, 3 su bardağı aynı şekilde de suyumuz var. 1 dilim limon veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ocağımızın ateşini yaktık. Kaynamaya başlayınca kıvamlı bir şekilde kaynatacağız dedik. Efendim, şimdi fındıkları isterseniz merdaneyle, isterseniz parçalayıcıyla. Bakalım, şöyle bir dökeyim isterseniz de. Biraz havalı olsun. Kaldırıyorum. Hazır mısınız? Tak çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Evet, 2 su bardağı efendim fındığımız var sevgili seyircilerim. Merdaneyle şöyle dişe dokunur bir fındık olmasını istiyorum. Ondan dolayı böyle merdaneden yararlanabilirsiniz. Üstüne şuradan basıp bakın. Önce dik bir şekilde getiriyorum. Sonra bastırıyorum. Böyle yaptığınızda çifte kavrulmuş fındık çok güzel olur. Müthiş bir tatlı olur. Sevgili seyircilerim, kadayıflarımızı sarmaya başladık. Neredeyse bitmek üzere artık. Sonuncuya geldim. Şimdi baktığımız zaman şu anda 30 tane var burada. 30 tane kadayıf. Fırın cam serisinin en büyük boyunda. 500 gram kadayıf ile yaptık. Adetleri büyüktür de Oktayusta derseniz, daha küçük yaparsanız daha fazla sayıda çıkar. Fındık koyuyoruz. Ceviz, yeşil fıstık, hangisi varsa fark etmez. Eldeki ve evdeki imkanlar neye müsaitse. Getirip üstüne kapatıyorum. Yanları şöyle biraz tutuyorum. Şurada parmak uçlarıyla sıkıyoruz. Sıkıca sarıyoruz sevgili seyircilerim. Bütün püf noktası şöyle bakın, fazla sıkıca sarıyoruz. Fındıklar tamamen kaplandığından emin olduktan sonra eğer fazla gelirse kadayıf şöyle tuttunuz, fazlası var. Şuradan tutup koparıp alıyorsunuz böyle. Bu şekilde alabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Evet, 31 adet çıktı kıymetli seyircilerim. Yarım kilo tel kadayıf ile, ama incesini tercih edelim. Özellikle incesini tercih edelim. Çünkü incesi olursa güzel olur. Evet sevgili seyircilerim, şu anda tereyağını güzelce süzdürdüm. Şimdi fırça yardımıyla şöyle sevgiyle gezdiriyoruz. Bayrama çok az kaldı. Cenab-ı Allah'ım selametle inşallah bayrama kavuştursun hepimizi kıymetli seyircilerim. Oruçlarımızı kabul eylesin güzel Allah'ım. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde bayram ziyaretlerimizi de yaparız. Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı sıla-i rahim de yaparız. Güzel olur inşallah diye dua ediyoruz sevgili seyircilerim. Şimdi önce biraz böyle üstünden gezdirerek dökelim. Sonra da fırçayla yakın mesafeden şu şekilde şöyle hafif dokunuşlar ile güzelce yağı sürüyorum sevgili seyircilerim. Yağı sürdükten sonra vaktiniz varsa bir 15 dakika bekletin. Bekletin ki, bekletmemizdeki amaç nedir? Tereyağı her yerine sevgiyle yayılsın. Ondan sonra fırına verirsek güzel böyle çıtır çıtır olacaklar. Altın sarısı olduğu vakit fırından alacağız. Sonra da kaynar değil, sıcağa yakın şerbetle buluşturacağız sevgili seyircilerim. 180 derece ısıtılmış fırının orta katın 1.6 turbofan kapalı bir şekilde pişiriyoruz tatlımızı. Sevgili seyircilerim, saatime bakıyorum. Tam 40 dakika oldu. 180 derece alt üst ayarda pişirmede, yani fırın orta katın en altta. Çünkü cam kap kalın oluyor. Ondan dolayı pişmesi geç oluyor sevgili seyircilerim. Mümkün mertebe en alta atıyoruz bakın. Çok güzel kızarmış, görüyor musunuz? Subhanallah. Altın sarısı. Güzel bir efendim kadayıf tatlısı hazırladım sizler için. Şimdi fırından çıktı. Buradan fırından çıktıktan sonra kıymetli seyircilerim, şerbetimiz sıcak. Kaynar değil ama sıcak, bakın görüyor musunuz? Dumanları çıkıyor. Çıtır seviyorsanız biraz 10 dakika geçsin. Şerbetle biraz sıcaklığı kırılsın. Ondan sonra verin. Yumuşak seviyorsanız ikisini sıcak verin. Burada tercihe bağlı oluyor kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Efendim 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında iftar sofralarında ve yaklaşmakta olan bayram sofrasında ikram edebileceğiniz güzel bir tatlı oluyor. Bakın tatlının şerbetini veriyorum. Evet sevgili seyircilerim, tatlımız soğuduktan sonra servis ederken 4-5 saat bekletin. Güzel, iyice şerbetini çekmiş olsun. Şimdi üzerine fıstığını koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi servis vakti diyoruz. Kaç dilim istersiniz sevgili dostlar? 3 dilim yeterli midir? Bakın şu güzelliğe bakın, görüyor musunuz? Subhanallah. Çok güzel olmuş kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle bir kişiye 3 tane bayağı bir güzel duble porsiyon çıkmış oldu. Zemininde olan şerbetinden üzerine biraz gezdirebilirsiniz. Bu yapmış olduğum benim çıtır çıtır olan. Yumuşak istiyorsanız, yumuşacık olsun isterseniz o vakit sevgili seyircilerim ikisini de sıcak veriyorsunuz. O zaman yumuşak oluyor. Hatta bunu sütlü şerbetlisinde yapabilirsiniz. Efendim bir lezzetimizin, tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Chef-oktayusta.com adresinden beni takip edebilirsiniz. İnternet sistemden, resmi sistemden. Kıymetli seyircilerim, kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bayrama az kaldı. Bayram tatları Oktayusta'dan gelmeye devam edecek. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.